Hoş geldiniz. Ben Sercan Gültekin. Beyik izleyenler için yapmaya çalıştığımız işin özeti, okumuş ve araştırmış olduğumuz kitapları siz değerli izleyicilerimizle paylaşmak. Bu hafta üzerine konuşmak istediğimiz kitap ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme almış olduğu Dergah Yayınları'ndan çıkan ve 382 sayfadan oluşan Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Yıkılan imparatorluktan sonra toplumun tutum ve davranışlarını eleştiren ve bence hala geçerliliğini koruyan bir kitap. 4 bölümden oluşmakta. Hazırsanız haydi başlayalım. Birinci bölüm. Büyük Ümitler. Baş kahramanımız Hayri Irdal, fakir ve yoksul bir ailede doğmuş, ancak mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Dayısının ona doğum günü hediyesi olarak bir saat alması, onda saatlere olan merakı uyandırmıştır. Saatin içini açarak incelemiş ve babasının yakın arkadaşının yanında saatçi çıra olarak işe başlamıştır. Onun vefatıyla da ikinci ustası Asım Efendi'nin yanında işe başlayarak saat üzerine çıraklığını devam ettirmiştir. Çok tutunamamış, talihsiz bir olay sonucu işten kovulmuştur. İkinci bölüm Küçük Hakikatler. Hayri Irdal tünel idaresinde işe başlar. Boşboğazlığı sebebiyle kovulmanın eşiğine gelir, rapor alması gerektiği için de Doktor Ramiz'le tanışır ve nitekim işten atılmıştır. Fakat Ramiz'in yanına gidip gelirken tanışmış olduğu Cemal Bey Hayri'yi işe alır. Çok tutunabilir mi? Tabii ki hayır. Buradan da kovulur. Sabaha doğru. Yoksulluk ve sefaletle mücadele ederken Pakize ile tanışır Hayri Irdal. Ve evlenirler. Bu bölümde Pakize'nin eziyetleriyle satır aralarına sıkışmış olan Hayri Irdal'ı net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca yine bir bölümde Hayri Irdal, o büyük adam, yani kendi deyimiyle hayatını ikiye ayıran, Halit Ayarcı'dan önce, Halit Ayarcı'dan sonra diye ikiye ayıran kişiyle tanışır. İnanılmaz zeki ve tüm faydacılığıyla karşılaştığı her fırsatı kendi amacına göre kullanan Halit Ayarcı, Hayri'nin saat ustası olduğunu öğrenmesiyle Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün temeli atılmış olur. Hemen bir daire oluşturulur ve o dairenin müdür muavini Hayri Irdal, kıdem şefi ise yeğeni Neriman Hanım olur. Kurum henüz 3. ayındayken çok ciddi, çok ihtiyaç duyulan bir müessese haline gelir. Akrabalar, eşler, dostlar, tüm yandaşlar müesseseye yerleştirilir. Ve işletmenin önemli zatlar tarafından işletildiğine ikna edilmesi için de halka uydurma hikayeler anlatılır. Ancak buna ses çıkaranlar olur. Bunların tamamen safsata olduğunu, yalan ve dolandan ibaret olduğunu söyleyen herkes maalesef ki öldürülür. Her mevsimin bir sonu vardır. Az zamanda çok iş, çok yol alan müessese yurt dışına kadar açılmıştır. Amerika'dan denetleme gelmiş ve bu denetleme neticesinde de bu kuruma gerek olmadığı raporu verilmiştir. Hükümet hemen tasfiye kurulunu toplamaya karar vermiştir. Ancak fevkalade zekasıyla enstitüde çalışan herkesi tasfiye kuruluna yerleştiren Halit Ayarcı müesseseyi kapanmaktan kurtarır. Kitabın ortalarına kadar yazar enstitüden hiçbir şekilde bahsetmez. Hayri Irdal'dan, etrafındaki insanlardan, moderniteden ve zamanın homojenliğinden bahseder. Hazırsanız şimdi satır aralarına geçelim. Baş kahraman Hayri Irdal ve etrafındakilerden oluşan birinci ve ikinci bölümde yazar Tanzimat dönemi ve sonrasından bahseder. Yani eskiye bağımlı yaşayan bir toplumun gelişime ayak uydurma çabasından bahsetmeye çalışır. Neden kitabın adı Saatler Ayarlama Enstitüsü?
Yani ayar verilmeye çalışılan şey saatler mi? Tabii ki hayır. Satır aralarını okurken çok güzel bir cümleyle karşılaştım. Eminim sizler de bunu göz ardı etmeyeceksiniz. Saatin kendisi zaman, yürüyüşü mekan, ayarı ise insandır. Hatta ilerleyen sayfalarda saati geride olanlara ceza uygulanırken ileride olanlara ise ödül verilmektedir. Ayar verilmeye çalışılan şey saatler mi? Hayri ve Halit karakteri neyi yansıtıyor ki? Hayri, geçmişe bağlı yaşayan, bir fikri bir inancı olmadığından dolayı karşısına çıkan, güvendiği ilk kişinin inancına ve fikrine körü körüne bağlanan bir insan tipi. Halit Ayarcı ise pragmatist, yani faydasına her türlü şeyi yapmayı göze alan bir insan tipi. Körü körüne bağlanan bir insanla ayakları yere basmadan hayallerinin peşinde koşan insan aslında aynı otobüste giden iki yolcu değil midir? Kitabın yazım dili biraz ağır ama sözlük her yerde var zaten. Kolayca algılayıp okuyabileceğiniz türden. Kitaplığınızda mutlaka olması gerekiyor. Bir kitap ve bir kahvenin bu haftaki konuğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ydü. Haftaya görüşünceye dek herkese kitap dolusu sevgiler.